Dertli Bestekar kanalından herkese merhabalar. 24 Haziran seçimlerinden önce gündeme gelen bedelli askerlik hakkında son dakika gelişmeleri ve yeni bilgiler her gün flash flash olarak gelmeye devam ediyor. Bildiğimiz üzere 24 Haziran seçimlerinden önce AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde birinci çıkarsak ilk gündemimiz olacak o halden sonraki konu bedelli askerliktir demesinden sonra bedelli askerliği bekleyen insanların heyecanı bir anda ve umutları artmaya başladı. Gelin burada arkadaşlar bedelli askerliği, bunun yanında yaş sınırlarının ne kadar olacağı, peki meclisten Ekim'den sonra mı, yani meclis açıldıktan sonra mı, yoksa şimdi mi görüşülüp geçeceği, bu konuları hep beraber inceleyelim. Öncelikle ülkemizde bedelli askerlik gerekli mi? Arkadaşlar ülkemizde şu anda 5,5 milyona yakın asker adayı var. Bunların içinde yüksek lisanstan tecilliler, lisanstan tecilliler, liseyi yeni bitirdiği için 3 yıl tecil hakkı olanlar, bunun yanında asker kaçakları ve bakayalar olmak üzere 5,5 milyon asker adayı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllık alacağı asker sayısı ise 350 bin. Yani en düşük yaş 20 olursa arkadaşlar şöyle düşünün. 5,5 milyonu 350'ye bölersek 15-20 yıl arasında bir sayı çıkıyor. Yani arkadaşlar bu kadar askerin askerliğinin dönmesi için bir de alttan yetişenler var, bunları düşünün. Yani en düşük yaşı olan askerliği döndürmesi için, bu sayının dönmesi için 35 yaşında oluyor. Bunun için arkadaşlar bedellinin çıkması mecburi gibi bir şey. Peki bedelli çıkınca yaş şartları ne olacak? Peki ne kadar olacak parası? Arkadaşlar şu anda gündemde değerlendirilen sayı yaş olarak en küçük 26, fiyat olarak da arkadaşlar 20 milyar üzerinde konuşuluyor. Tabii ki hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri bunu daha detaylı şekilde konuşup netleştirecektir. Ama yaş ve para bakımından bu ücret ve bu yaşa denk geleceği ya da buna yakın olacağı alınan son bilgiler arasında. Peki arkadaşlar bedelli askerlik şimdi mi çıkacak? Ya da dediğim gibi Ekim'den sonra mı çıkacak? AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamaya göre bu durum partilerin bir arada oluşturduğu arkadaşlar kararla alakalı. Yani bütün partiler 15 Temmuz'dan sonra mecliste eğer bu kararı meclis kapanmadan, meclis tatile girmeden ya da tatilden sonra görüşmeyelim, şimdi görüşelim, bu konuyu halledelim derse, bu ülkenin bir sorunu derse arkadaşlar, yani Ekim'den sonraya kalmadan direkt bedelli yasası çıkar. Eğer arkadaşlar partiler bir olamazsa, böyle bir önerge sunulmazsa ve bir arada toplu bir karar çıkmazsa da Ekim'den sonra, yani meclisin açılışına denk gelebilir. Bunlar partilerin sorumluluğuyla alakalı. Burada AK Parti'nin yapacağı durum öncelikle arkadaşlar meclis kapanmadan önce, yani 15 Temmuz'dan sonra bu olayı çözmek olacaktır. Bunun yanında muhalefetin bu konu hakkındaki kararları gerçekten bedelli askerliğin Ekim'den sonra mı yoksa şimdi, yani 15 Temmuz'dan sonra mı görüşülüp halledileceği konusunu gündeme getirebilecek. Arkadaşlar dediğim gibi bedelli askerlik bekleyenler yaş şartı 26 olacak gibi, yani 1992 ve sonrası, öncesi diyelim daha doğrusu, fiyat olarak da 20 milyar gibi bir fiyat konuşuluyor. Peki arkadaşlar bu parayla ne yapılacak? Bildiğimiz üzere artık sözleşmeli askerlik denen bir şey var. Yani ülke olarak genelde profesyonel orduya geçiyoruz. Bunun yanında yükümlü askerler ise genelde lojistik bakımından kritik bölgelerde geri duruyor ve savaş gibi durumlardan genelde uzak tutuluyor. Peki arkadaşlar bu gelen parayla neler yapılacak? 1. Profesyonel askerlere para ihtiyacı karşılanıp profesyonel asker sayısı artılacak. 2. Şehit ve gazi yakınlarının ihtiyaçları daha rahat bir şekilde giderilecek. 3. Yükümlü askerlere maaşlarının artırılma durumu olabilecek. Bunun yanında askeri öğrencilerinde. 4. En önemlisi de arkadaşlar, milli savunmaya gelen para bütçe olarak aktarılacak. Eğer şu anda 92 yıl çıkarılırsa arkadaşlar ve öncesi, gerçekten ülkemize belli bir oranda milyar lira diyebileceğimiz bir paranın gireceği konuşuluyor. Bu da milli savunmada değerlendirilirse ülkemiz için, kendi bağımsızlığımız için güzel şeyler olacak demektir. Bildiğiniz üzere bu durum hem askere gideceklerin sayısının dönmesini sağlayacak, hem profesyonel asker alınıp
istidamın artırılması sağlanacak, hem de dosta güven, düşmana korku salan ordumuzun daha profesyonel, daha güçlü bir hale gelmesini sağlayacaktır. Yeni videolarla geldiği sürece karşınızda olmaya devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olmak dileğiyle Dertli Bestekar kanalından bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın.